burada Mehmet Ali Şahin Bey'in açıklamalarından sonra, yani konuşmalarından sonra, siyasi propagandalarından sonra açıklama lüzumunu hissetmiş olduğum birkaç konuyla ilgili sizleri davet etmiş bulunuyorum. Birincisi, ilk konu şuradan başlamak istiyorum. Şu anda biz yapılan projelerin o bu kimden kopya edildiği kavgasına girmek istemedik. Ve Mehmet Ceylan Bey adaylığı ilan edildikten sonra 10 gün içerisinde derleme toplama projelerle, şu anda hazırlamış olduğu projelerle siyasi propagandaya başladı. Ve baştan bu tarafa söylemiş olduğum gibi Mehmet Ali Şahin Bey Karabük'te sürekli yanlış bilgilendirilmekte teşkilatları tarafından. Yanlış enformasyonlar verilmekte ve buna göre de Karabük'te yerelde siyaset ve propaganda üretmeye çalışmakta. Biliyorsunuz benim spor valisi ve 100. yıldaki pazar yeri programından ilgili açıklamaları, ilk açıklamaları buradaki internet sayfalarından da mevcut. Bir tanesini 1 Ağustos 2013'te açıkladık. Ve burada gayet nettir yani burada yazılanlar. Karabükhaber.net.com'da da internet sayfasında bulabilirsiniz. Muazzam bir spor vadisi yapacağız. Programı alınmış 100. yıl mahallesinden bambaşka bir yaşam alanı ortaya çıkartacağız diyerekten 1 Ağustos açıklamalar. Diğer bir açıklamada yine detay. Bir park açılışında 2 Ekim 2013'te Kanyon Park açıklaması. Gene bunu internet sayfasından bulabilirsiniz. 5 Nevler ve burada söylüyorum şimdi. Muazzam bir spor vadisi yapılacak. Spor vadisinin yerini burada açıklıyoruz. Spor vadisinin yeri Safranbolu ile Karabük'ün arasındaki Bulak Deresi. Bütün kayıtlarda mevcut. Ve alelacele gene aynı şekilde tüm siyasi çalışmalarını yapmış oldukları gibi bizim projelerimizi, açıklamış olduğumuz tüm bu projeleri, hazırladığımız kitapçıkları, CD'leri aylar önce başladı çalışmaya. 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde kendilerine göre uyarlayarak çizgi film gibi proje açıklama töreninde açıkladılar. Ellerinde ne doğrusu bir proje vardı, ne bilgi vardı, ne de kitapçıkları vardı. Biliyorsunuz bu proje tanıtımlarını, bu kitabı kitapçık haline götürmeyi, seçim vaatlerini belki Türkiye'de yani ekol haline götüren Karabük'teki bizim siyasi çalışmalarımızdır. Mehmet Ali Şahin Bey'in bunu bilmesinde büyük fayda var ki bu projelerin Devlet Demir Yolları'nın imzası 1 yıl önce atılmış. Araççay ile ilgili çalışmalarımız 1 yıl evvel başlatılmış devlet su işleriyle beraber. 100. yıl mahallesindeki olay 1 yıl evvel başlatılmış. 6-7 önce kamulaştırmaları dahi bitmiş. Spor vadisiyle ilgili Burak Deresi'ndeki çalışmalarımız dediğim gibi 1 yıl önce başlamış. Burada gösterdiğimiz gibi 1 Ağustos itibariyle açıklamaları yapılmış, yer açıklamaları ve hazineden alımları, hazineden yazışmaları gerçekleştirilmiş. Ve şimdi buna takmış birileri sahip çıkmış, hiçbir şey üretemeden. Onların projesi şudur, demir yolu istasyonunu buradan kaldırıp tünellerden çıkıp gitmektir. Yani demir yolunun şehre uğramadı. Diğer bir olay, yani bu olay benim açımdan çok önemli bir olay. Bana bir bayramlaşmada söylemiş olduğu, sormuş olduğu soru ve gazete yayını benim kesinlikle bilmiyordum. Bir gazeteci arkadaşımızın Yenice'de bizim bir sohbet toplantımızda kendisi kayıt dışı, yani kendisine bir röportaj olarak vermemiş olduğumuz, yalnız sohbet toplantımızı gizli olarak çekmesi neticesinde gazetede yayınlamış. Ve ben bu gazetede yayınlandığımda o güne kadar bilmiyorum, bize de kesinlikle belediyemize de postalanmış bir gazete değildi. Bu soruyu sorduğu zaman, çünkü benim böyle bir röportajım, böyle bir beyanım gazetecilere yoktu. Kendisine ben böyle bir yayında bulunmadım dedim. Böyle bir söz söylemedim dedim. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Ama birkaç gün sonra gene bir televizyon kanalında, tabii o gazetenin ortağı olmuş olduğu bir televizyon kanalında CD'ler yayınlandı. Ve ben zaten o söyledikten sonra gazeteyi götürdüm ve hatırlamıştım zaten olayı. Buna göre de kendisine bu konuyla ilgili özür beyan edecek şekilde, bu yalnız
özür beyanımız şu, söylemiş olduğumuz sözlerin arkasında değil değilim. Bu sözleri ben söylemişim. Kendisine yanlış ifadede bulunduğu için özür beyanı şeklinde bir açıklamada bulundum gazeteler. Bu da bir erdemliktir. Bunu kabullenmesi gereken bir erdemlik olduğunu ben şahsım olarak bu şekilde bu kanaatle düşünüyorum. Ama biz onun refüze edileceği her olayı göğüslemek, onu Karabük'ün abisi olarak kabul etmek, Türkiye'nin genel siyasetinde yeri olan bir büyüğümüz olarak kabul ederek onunla ilgili her türlü konuya veyahut da onu refüze edecek, onun aleyhinde olacak her türlü konuyu biz elimizden geldiği kadar engellemeye çalıştık ve bunu da basına bildirmedik. En önemli örneklerinden ve en belirgin örneklerinden bir tanesini şimdi burada söylüyorum. Bir ulusal haber ajansına düşecek, onun arkasından yuhlanma kasetini ben gece burada bulunan bu arkadaşımızı çağırdım. Bunu ulusal basına yollanmamasıyla ilgili ricada bulundum. O da Bülent buradaki. Çok iyi hatırlar. Öyle mi Bülent? Gençlik merkezinde arkası yani bir gençlik eğlencesinde girip seçim propagandaları zamanı arkasından gençlerin yuhlamış olduğu kaseti ben size rica ettim ve yayınlatmadım. Bana göre bu da bir erdemliktir. Yani bunları bu şekilde değerlendirmesi lazım Mehmet Ali Bey. Ve biz onun Türkiye'nin genel siyasetinde her zaman en iyi yerlerde olmasını isteriz ama yerel siyasette de bizim abimiz Karabük'ün abisi, Karabük'ün büyüğü olarak görmek isteriz yani Mehmet Ali Bey. Bak, arkadaşımız burada. Şimdi kendisinden ayrıca gene çok samimi bir durum olarak bir gün Ankara'ya giderken kendisini uğurluyordum. Bir isteğin var mı dediği zaman dua edin, teşekkür ederim dedim. Bunu dua kelimesi kendisine çok ağır geldi. Buna da hiç anlam veremiyorum. Ben ne zaman bir talebim olsa kendisinden her zaman bu talebimi zaten istedim, çekinmedim. Veyahut da Karabük'le ilgili tüm meseleleri en doğru şekilde kendisine aktardım. Ama dua kelimesinin Mehmet Ali Bey'e bu kadar ağır geldiğini tahmin etmemiştim. Ve ben bunu gayet samimi, içten samimi duygularımdan söylemiştim. Ama ben baktım ki bunu 1, 2, 3, 4 seferdir sürekli televizyonlarda propaganda esnasında vurgulamakta. Buna da anlam verememek değil. Diğer bir olay bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin terbiyesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinden pazarlık diye bir olay yoktur. Onların kendi AK Parti içerisinde belki bu tip pazarlıklar olabilir ama benim genel merkezden gidip de milletvekilliği veyahut da belediye başkanlığı konusunda hiçbir pazarlığım söz konusu değildir. Söylemem de parti terbiyesine yakışmaz. Ve Mehmet Ali Bey'den kesinlikle bilmediği, duymadığı konular hakkında yorum yapmasını da beklemezdim. Böyle bir en ufak tek bir kelimesi dahi geçmemiştir. Bize nerede görev verilirse belediye başkanlığında görev verilir, muhtarlıkta görev verilir, meclis üyeliğinde görev verilir, yeri geldiği zaman da milletvekili için görev verilir. Biz bunların hiçbirisine genel merkezin talimatları doğrultusunda itiraz edemeyiz. Bizim particilik anlayışımız da budur. Ve yerel seçimlerden sonra iyi hatırlarsınız. Ben kendilerinin bulunmuş olduğu, tüm partilerin bulunmuş olduğu ortamda da seçildikten sonra gittim kendilerine tebrik ettim. Ve belki partimden bu konuda da eleştiri aldım. Biz kendisine her zaman bu derecedeki samimi bir tavırla, samimi bir yaklaşım içerisinde bulunmaktayız. Ama şunu şöyle söyleyebilir. Eğer Rafet Mergili seçilirse ben bu projeleri ona yaptırtmam diyebilir. Yani şimdi üstüne basa basa söylüyor. Diyor ki bu projeleri devlet yapar. Bak devlet yapar diyor. Biz de evet biz her zaman devletle işbirliği içerisinde olacağız. Ama biz bunu devlete yük olmadan yaparız diyoruz. Yoksa devlet dışında yapacağız demiyoruz. Çünkü biz bu işleri yaparken sürekli olarak devletin, hükümetin birimleriyle koordinasyonlu çalışmamız gerekiyor. Evet ben bunları Rafet Mergili seçilirse engellerim derse bunu açıkça söylemesi gerekir. Net olarak söylemesi gerekir yani. Ve biz dediğim gibi biz onu sürekli kendimize büyük olarak, abi olarak yani yerel siyasette yani yerel siyasette de görüyorum Karabük'te biz onu bir büyük olarak görmek istiyoruz. Onu bir abi olarak görmek istiyoruz. Ve kelimeler üzerinden yani
konuların istismar edilmesini kendisine ben yakıştıramıyorum. Açıkça net söyleyeyim bunu. Çünkü benim genel merkezle ilgili bir pazarlığım yoktur. Yenice'deki olayı bana sorduğu anda, çünkü benim böyle bir beyanım yoktur, hatırlamış değildim. Sonraki bir, işte bir gün içerisindeki televizyon kanalında yayınlandıktan sonra, hatta ben gazeteyi götürdükten sonra ben bu konuyu hatırladım. Ve şöyle söyleyeyim, biz onunla ilgili ülke siyasetinde çok büyük beklentilerimiz var. Karabük olarak. Ve Karabük için de ayrıca beklentilerimiz var. Biz seçildikten sonra da biz taleplerimizi iletiriz. Onlar kendileri yaparlar, yapmazlar. Onlar kendi tercihleridir. Ama şunu unutmasınlar. Bak burada yalancılıkla itham ederken bu vatandaşa kendilerinin verdikleri sözler de var. Ben şu ana kadar yapmış olduğum siyasette vatandaşı yanıltacak, vatandaşa yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Kendilerinde 2,5 sene evvel siyasi propagandası yaparken Karabüklere verdikleri sözler var. Bunda da hatırlatmak da fayda var kendilerine. Konuşmuyorum. Kendisinden rica ediyorum. Yalancılıkla da suçlamasın. Yapılamayan işlerle ilgili suçlayabilir. Veyahut da itham edebilir. Ben olan hadiseyi, bakın olan hadiseye montaj demedim kasete. O kaset için montaj demedim. O tamamen gizli çekim bir kasettir. Ve o arkadaşla ilgili de ve onu yayınlayan kurumlarla ilgili de dava açmadım. Bak, istersen bugün dahi bu davaları açabilirim. İki kurumu da çok zor duruma sokabilirim bu konuyla ilgili. Tamamen gizli çekilmiş bir kayıttır. Ve kendisine de ikaz ettiğimiz halde. Onun için dediğim gibi biz bunları inkar etmiş falan değiliz. Ya montaj falan diye de böyle bir yani söz söylemedik. Olan hadiseleri kabulleniriz. Söylemiş olduğumuz sözün arkasında dururuz. Cevabını veririz yeri geldiği zaman. Veyahut da çok yani şöyle söyleyeyim. Fevri bir hareketle bulunaraktan da karşı tarafı rencide edici bir söz söylemişsek de özür de dileriz. Bunda hiçbir mahsur yok yani. Yani özür dilemekte de hiçbir mahsur yok. Çünkü insan her söylediğini doğru söyleyecek diye de bir kural yoktur. Bir kayıt yoktur. Onun için Mehmet Ali Şahin Bey'in bizimle ilgili konuşmalarını biraz daha hassas olarak düşünüp hassas olarak söylerse bizi memnun eder. Biz onu büyük olarak kabul ediyoruz. Teşekkür ederim.